Hem piyasaları hem de ekonomiyi çok yakından ilgilendiren önemli konu başlıkları var. Uzun da bir liste. Onun için videonun başında tek tek sizlerle paylaşmayacağım. Yeri geldiğince video boyunca bunları sizlere aktaracağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Öncelikle Georgia seçimleri. Amerika'da kritik bir seçim süreci biliyorsunuz. Geriye kalan iki senatörü belirleyecek. Birincisi demokratlardan seçilmiş durumda. İkincisiyle ilgili seçimde kafa kafaya devam ediyor. Demokratlar bu adayı da kazanırlarsa 50'ye 50 sonucunu elde etmiş olacaklar. Neden önemli? Çünkü başkan yardımcısı Harris da demokrat ve belirleyici oy Harris de olacak. Dolayısıyla aslına bakarsanız demokratlar senatodaki çoğunluğu da ele geçirmiş olacaklar. Bir tarafta temsilciler meclisindeki üstünlük, öbür tarafta senatodaki üstünlük doğal olarak mavi dalga hayata geçmiş olacak. Biden istediği kararları istediği hızda bundan sonraki süreçte verebilecek. Altın fiyatlarının hızla yükselişini beraberinde getirecek gibi görünüyor. Arka arkaya teşvik paketleri açıklanacak büyük ihtimalle ve yüksek miktarlı teşvik paketleri açıklanacak. Bu mavi dalganın gelip gelmemesi meselesi kritik. Bugün altın onsu dalgalandı. 1957'yi gördü. Sonrasında 1930 seviyelerine tekrar geri döndü. Muhtemelen seçim sonuçlarına göre hareket etmek için şu an itibariyle bekleme sürecine girildi altının onsunda. Bir başka önemli konu başlığı tabii ki korona. Biliyorsunuz son bir yıl içerisinde bütün dünyanın canını okudu. Şu anda 86 milyon kişiye bulaşmış durumda tüm dünyada sevgili dostlarım. 1.8 milyon kişi de ne yazık ki korona nedeniyle hayatını kaybetti. Korona yüzünden ekonomiler hızla kapanmaya devam ediyor. Arka arkaya paketler açıklanmaya da devam ediliyor. İngiltere biliyorsunuz tam kapanma sürecine gitti. Geçen yıl uyguladığını bu yıl bir kez daha uygulamaya başladı. Avrupa'dan pek çok ülkede sıkılaştırma politikaları izliyor. Bu da Avrupa ekonomisinin daralmasını beraberinde getiriyor. Hizmet piyamayı açıklandı. Çok hafif bir kıpırdanma var ama bu kıpırdanma bir şey ifade etmiyor. Avrupa'daki ekonominin toparlanmasının çok sıkıntılı olacağını bizlere gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla Avrupa kapanırsa, Avrupa ekonomisinde bir sıkıntı yaşanırsa bu Türkiye ekonomisinin de önümüzdeki süreçte sıkıntıya gireceğini ifade ediyor. En çok da dış ticarette bizim belimizi bükecek gibi. Çünkü sattığımız her ürünün yarısını neredeyse Avrupa'ya satıyoruz arkadaşlar. Avrupa ekonomisi kapandığı zaman da Türkiye'nin ihracatı çok ciddi oranda düşüyor. Nitekim geçtiğimiz ay 0.9'luk bir ihracat düşüşü var. İthalatsa %15 oranında artmış durumda. Dış ticaret açığı 2020 yılında 49.9 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda ve buna bağlı olarak da cari açıkta 40 milyarın üzerinde ya da çok hafif altında kapatacak gibi görünüyor. Bu telafi edilmesi çok zor bir cari açık. Ödemeler dengesinde ciddi problemler oluşturacak. Kur üzerindeki yukarı eğilimi de arttıracak. Citibank'ın 5 önemli sorusu var arkadaşlar. Biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum. Türkiye ekonomisini değerlendiriyor ve yeni dönemde Türkiye ekonomisi ne olur sorusuna cevap vermeye çalışıyor. O soruları sizlerle paylaşacağım. Ne olduğunu da biraz üzerinde konuşalım istiyorum. Teşvikler ekonomiyi destekledi. Bir toparlanma oldu. Ancak sırada ne var sorusunu soruyor. Birinci soru bu. Valla Citibank tarafından nasıl görünüyor bilmiyorum ama Türkiye açısından bakıldığı zaman teşviklerin piyasayı hareketlendirmediği ortada. Banka kredilerinin Haziran ayında hızlı bir şekilde düşürülmesi otomotiv ve konut sektörüne biraz yaradı ama onun sonrasında çok hızlı bir şekilde hem otomotiv sektöründe hem de konut sektöründe ciddi çöküşler yaşandı. Satışlar dibe vurmuş durumda. Gıda haricinde ve temel ihtiyaçlar haricinde Türkiye'de piyasaların reel sektörün ciddi anlamda sıkıştığı da ortada. Dolayısıyla bu teşvik işe yaramadığı ya da çok kısa vadede bir çözümü olduğu da ortada. İkincisi diyor ki enflasyonda en kötüsü geride mi kaldı? Yani en yüksek enflasyon %14.6 olarak kalacak. 2021'de enflasyon düş eğilimine girecek ve rahat bir nefes alabilecek mi Türkiye? Aslında bunun cevabını daha dün Merkez Bankası verdi. Temel mal gruplarında fiyatların yükseldiğini, kamu zamlarının da yine enflasyon üzerinde etkisinin olacağını, Ocak'ta enflasyonun yükseliş eğilimine gireceğini söyledi. Bakın Merkez Bankası'nın verdiği cevabı iletiyorum direkt size. Sadece kamu zamları değil piyasa içerisinde yapılan zamlar da özel sektör zamları da fiyatları yukarıya doğru itmeye devam edecek. Bir başka önemli unsur üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas her geçen gün biraz daha açılıyor. Biliyorsunuz bundan 3 ay önce fark 6 puandı. Geçen ay 9 puana çıktı ve bu ayda 11 puana çıktı. Dolayısıyla tüketici fiyatları üretici fiyatlarına doğru evrile tabii ki enflasyon yükselmeye devam edecek. Dolar bu seviyelerde kalsa da dolar 5-10 kuruş daha aşağıya düşse de. Bu sorunun da cevabı hayır. Enflasyonda en kötü geride kalmadı. Aksine enflasyonla ilgili beklentiler daha kötümser hale gelmeye başladı. Merkez Bankası için bile. Üçüncü soru. İki faiz artışı ve sadeleştirme sonrasında sıkılaştırma bitti mi? Yani yeni bir faiz artışı olacak mı olmayacak mı sorusunu soruyor. Aslında kıtır atıyor diyebiliriz. Yeni faiz artışları yapmak zorunda Merkez Bankası demeye getiriyor bana göre Citibank. Nitekim pek çok yabancı kuruluş ve bankada yine Merkez Bankası'nın yeni faiz artışlarını arttırımları yapması gerektiğini söylüyor. Merkez Bankası'nın politika faizi kaç? %17. Şu anda enflasyon kaç? %14.9. Bir sonraki enflasyon ne zaman açıklanacak? Şubat ayında. Yani Ocak ayına ait olan enflasyon Şubat ayında açıklanacak. Faiz kararı ne zaman verilecek? Ocak ayının sonunda. Yani daha enflasyon rakamları gelmeden önce. Bu koşullarda arada 2.5-3 puanlık bir fark varken, faiz farkı varken yeni bir faiz arttırımı yapması Demek merkez bankasının önden yüklemeli faiz yapması ve belki de birlerine verilen sözü tutması sonucunun çıkartılması demek böyledir demiyorum bakın birlerine söz verildi onun için mecbur faiz arttırılıyor sonuç çıkartılır bundan neden çünkü reel sektör zaten yeterince sıkıntıda arka arkaya her geçen gün batıklar artmaya devam ediyor reel sektör kendisini finanse edemiyor parasını döndüremiyor dolayısıyla arkadaşlar reel sektör batma noktasına gelmiş durumda. Reel sektörün bankaları olan borçlarını da ödeyemediklerini biliyoruz. Arka arkaya batıklar açıklanacak ve bu batıklarda finansal krizi işaret ediyor. Merkez Bankası daha da faizleri arttırırsa reel sektörü büyük bir çıkmaza sokmaya devam eder. Bankacılık de kitler ekonomik krizinde boyutlarını arttırır. Bu sorunun cevabı yeni sıkılaştırmaya ihtiyaç var mı sorusunun cevabı zaten bu kadar sıkılaştırma bile yapılmamalıydı şeklinde olmalı aslında. Ama tabii ki Bank Goldman Sachs, Deutsche Bank gibi bankalar kendi karlarına bakıyorlar. Faiz ne kadar yüksek olursa o kadar kar elde ediyorlar. Kısa vadeli vurkaçlar yaparak karlılıklarını yukarıya çıkartıyorlar. Türkiye ekonomisi umurlarında bile değil. Mali hedef ve politikalarda sırada ne var diyor. Bugüne kadar ne oldu da sırada ne olacak demek lazım. Citibank'a bütçe çok iyi yönetildi, bütçe açıkları kapatıldı, vergiler rahat rahat toplandı, hiçbir sorun kalmadı mı da sırada ne var diye soruyor. Türkiye 2020 yılında 130 milyar liralık bir bütçe açığı verdi. 2021 yılında bunun 245 milyar lira civarında olması bekleniyor. Bütçe bu kadar açılmışken arşa ermişken mali politikaların iyi olduğu falan söylenemez. Sadece Maliye Bakanı'nın değiştirilmesiyle de iş kurtarılmıyor. Onu da belirtelim. Uluslararası rezervler nasıl yerine konulacak? E tabii ki konulamayacak. Uluslararası rezervleri nasıl yerine koyacaksınız? Merkez Bankası rezervleriniz dip olmuş, eksi 50 milyar dolar olmuş belinizi vatandaşın dövizine bağlamışsınız. Dövizi düşürelim, düşük gösterelim daha da düşeceğini inandıralım ki vatandaşı. Vatandaş koşa koşa gitsin, döviz mevduatlarını bozdursun ya da yastık altındakileri bozdursun. Merkez Bankası'nın rezervleri dolsun'a bağlamışız bütün umutlarımızı. Peki arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Nitekim her hafta vatandaşın döviz rezervlerinin döviz mevduatlarının daha da arttığını hep birlikte görüyoruz Merkez Bankası da görüyor bunu. Hazine de görüyor bu arada. E, yabancılar kanalıyla nasıl doldurulabilir rezervler? Ya swap anlaşmaları yapacaksınız ya borç bulacaksınız, mümkün olduğunca uzun vadeli ya da bir şekilde yabancı yatırımcının sıcak paranın Türkiye'ye gelmesi konusunda onları ikna edeceksiniz. Bütün bunların olmadığını da görüyoruz. Evet ilk etapta yabancılar paralarını getiriyorlar ama uzun vadeli almıyorlar. Çok kısa vurkaçlarla Türkiye'den gitmeye devam ediyorlar. O nedenle Merkez Bankası rezervlerinin bir kur şoku yaşanmaksızın doldurulması mümkün değil. Dolayısıyla Merkez Bankası rezervleri ya da uluslararası rezervleri de açık vermeye devam edecek. Gördüğünüz gibi bütün soruların cevabını veriyoruz. Tablo hiç de iç açıcı değil ama bazı ekonomi ve haber kanallarında bu haberi şöyle gördüm. Citibank dolar 7 lira olacak dedi. Bakın bu soruların cevaplarının hiçbirini vermemişler. Analizin devamına hiç bakmamışlar. Citibank Türkiye'ye eğer para girerse dolar 7 lira olabilir cevabını alıp oraya koymuşlar ve manşete çıkartmışlar. Bu ayıptır arkadaşlar. Böyle bir habercilik olmaz. Habercilik yapacaksanız tüm doğruluğuyla aktarmak zorundasınız. Onun için ben de ayrıntılı bir şekilde görüşlerimi sizlerle paylaştım. Şimdi arkadaşlar, bir başka önemli konu, Amerika'dan gelen haber. Biliyorsunuz, Çinli şirketleri borsasından çıkartıyor, resmen kovuyor. Bunun nedeni ne diye şöyle bir baktığınızda, Amerika'daki piyasaların %9'luk kısmını Çinli şirketler ele geçirmiş durumda ve bu ciddi bir rakam. O nedenle de Amerika artık önlem almaya çalışıyor. Bunun önüne geçebilmek için de Çinli şirketleri borsadan çıkartmaya başladı. Çinlilerin de elinde çok ciddi miktarda dolar tahvilleri var arkadaşlar. Oradan nasıl bir hamle gelir onu da hep birlikte göreceğiz. Yani Trump gitti, Biden geldi, Çinle Amerika ilişkileri süt liman olacak gibi bir durum yok. Önümüzdeki günlerde Amerika Çin geriliminin ticaret savaşlarının artarak devam ettiğini göreceğiz. Bu da korona gibi piyasalar üzerinde risk yaratmaya devam edecek arkadaşlar. Bir başka mesele İran Amerika'dan tazminat istedi. Biliyorsunuz uranyum zenginleştirmeye karar verdiği İran yüzde yirmilik oranda uranyum zenginleştirmesi yaptığı zaman yakıt olarak kullanabiliyor. Nükleer yakıt aynı zamanda da nükleer silah ham maddesi olarak kullanabiliyor. Geçmişte 2018'de yapılan anlaşma kökten ihlal edilmiş oluyor. Amerika ve Avrupa bu konuyla ilgili İran'ı uyarmaya başlamıştı. İran'dan da cevap geldi. pek kardeşim dediler. 18'de biz bu anlaşmaya uyarken siz boşu boşuna bu anlaşmayı bozdunuz. Bize çeşitli ambargolar uyguladınız. Bizim petrol ihraç etmemizi engellediniz ve ekonomimizi darboğaza soktunuz. 70 milyar dolarlık zarara uğradık. 70 milyar doları masaya koymadığın sürece bu anlaşmanın altına bir daha imza atmıyoruz. Nükleer çalışmalarımızda tüm hızıyla devam ettiriyoruz dedi. Önümüzdeki günlerde Amerika ile İran ilişkilerinin de daha fazla gerildiğini göreceğiz. Yine bu da piyasa özellikle altın piyasası üzerinde çok ciddi etkiler yapacak. Son olarak şunu da söyleyeyim: İngiltereden Almanya, Almanya'dan Avrupa'nın diğer ülkelerine kadar arka arkaya kapanma ve sıkılaştırma haberleri geliyor. Ekonomilerin çok ciddi anlamda daralması anlamına geliyor arkadaşlar. Avrupa ekonomisinin toparlanması önümüzdeki günlerde çok daha zor olacak. Buna bağlı olarak Türkiye ekonomisinin toparlanması daha da zor olacak. 2021 yılında cari açığımız muhtemelen ve dış, dış yat açığımız muhtemelen katlanarak artacak, döviz üzerindeki baskıyı artıracak. Döviz gelirlerimiz azalacak, döviz giderlerimiz artacak ithalata bağlı olarak. Piyasadaki döviz sıkışıklığı da daha fazla artacak. Bu da döviz üzerindeki kırılganlıkları arttıracak. 2021 yılında dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinde ciddi kırılmalar göreceğiz. O konuda da sizleri uyarmak istiyorum. Tüm bu koşullar içerisinde şöyle bir rakamlara da göz atalım arkadaşlar. Rakamlar ne söylüyor bize? 150 bin seviyesine geldi borsa. Hayırlı uğurlu olsun. 150 bin nihayet geçirdiler. Hadi bakalım. 200, 300, 400, 500. Allah ne verdiyse bassınlar gaza. Nereye kadar götürecekler? Hep birlikte görelim. Borsa ile ilgili söyleyeceğim tek şey kendimiz çalıyoruz. Kendimiz oynuyoruz. Türkiye'nin makroekonomik verilerine baktığımız zaman, kırılganlıklarına baktığımız zaman, reel sektörün durumuna baktığımız zaman Zaman, bankacılık batıklarına ve bankacılık sistemindeki esas karlılıklara baktığımız zaman da bu borsanın yükselişinin gerçekçi olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolar 7.34 seviyesinde 7.45'in üzerine çıkıyor 7.30'lara tekrar geri dönüyor. 7.40'ın üzerine çıkıyor 7.36'ya geri dönüyor. Kısa bir aralıkta dalgalanma söz konusu. Yatay seyrediyor, sakin seyrediyor, beklemede merkez bankasının yeni bir faiz kararı verip vermeyeceğine Bakıyor. Merkez Bankası yeni bir faiz kararı verirse belki döviz çok hafif daha geri çekilir ama Türkiye'nin kırılganlıkları öyle artar öyle büyük bir sapan etkisi oluşur ki arkadaşlar geldiği yerin 3-4 katı yukarıya gider bir anda dolar kontrolden çıkar ve bir daha da faizle bile kontrol altına alamazsınız zaten dövizi doları dolarla baskılama şansımız da yok çünkü elimizde para yok o para olmadığı için de bütün silahlarımızı kullanmış oluruz arka arkaya büyük kırılmalar yaşanır aynı Arjantin'de, Venezuela'da olduğu gibi, aynı Türkiye'de 1994 krizinde olduğu gibi. Bu oyunu ne kadar sürdürecekler göreceğiz. Türkiye'yi daha da ne kadar gelecekler hep birlikte göreceğiz. Umarım bu hatadan bir an önce dönerler. Dönmezlerse çok ciddi kırılmalar yaşayacağız ve bunun boyutları sadece finansal kriz olmayacak. Ekonomik kriz ve büyük bir ekonomik bunalım olacak onu da belirteyim. Euro ve Sterlin de yine dolara paralel yükseliş eğilimlerinde ettirecekler. Altının onsu bugün enteresan dalgalanmalar yaptı arkadaşlar. 1957'nin üzerine çıktı. Sonra geriye geldi. 20 dolar kadar düştü. Şu anda 1938 dolar seviyesinde. Tamamen Georgia'ya kilitlenmiş durumda bana göre. Oradaki son senatörü takip ediyor herkes. Eğer ki demokratlar küçük bir farkla da olsa kazanırlarsa ve ikinci senatörü de çıkartırlarsa işte o zaman mavi dalga gelmiş olacak. Öyle bir durumda da altını kimse tutamaz. Alt altındaki yükseliş eğilimi çok daha hızlanır. Hızlı bir şekilde 2000 doları kırıp sonrasında 2100'e gider ve yeni rekor denemelerine başlar. Altının onsunda 2021 yılında ciddi yükselişler göreceğiz. Rekor denemeleri göreceğiz. Kim ne derse desin. Keza gümüşte de altına paralel yükselişlerini devam ettirecek. Biraz daha agresif olabilir. Biraz daha sert yükselişleri gümüş fiyatlarında görebiliriz. Petrol fiyatı bugün sert yükseldi. 54 dolar seviyesine kadar çıktı. Bugün OPEC toplantısı var. OPEC toplantısında bir kısıtlama çıkar mı çıkmaz mı beklentisi var o nedenle petrol fiyatları da yukarıya doğru hızlı ivmelendi arkadaşlar ama petrol fiyatlarının bu seviyelerde tutunabileceği kanaatinde değilim. Özellikle Avrupa'nın daralması, korona etkisi ve her ne kadar teşvik çıkarsa çıksın Amerikan ekonomisinin yeterince toparlanamaması nedeniyle petrol fiyatları da hızlı bir şekilde düşecek ve biz bir kez daha 20 doların altını göreceğiz bana göre. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.